Kıbrıs'ta tüm tarafların kazançlı çıkabileceği ve barışı ve istikrarı temin edecek bir gelişme istiyorsak, bu gelişmenin içinde hem Kıbrıs Türk'ü hem Türkiye'de olmalıdır. Şimdi iki türlü yaklaşabilirsiniz olaya. Ya bu denklemin içinden Kıbrıs Türk'ünü de Türkiye'yi de dışlayarak bu zenginliğe tek başınıza sahip çıkmaya çalışırsınız ki şu andaki manzara budur. Rum tarafı bunu yapmaya çalışıyor. O zaman gerginlikleri de beraberinde davet ediyorsunuz. Çatışma kültürünü körüklüyorsunuz. Başka bir işe yaramıyor bu ve bir yandan da Avrupa'yı da buna alet etmeye çalışıyorsunuz. O konuda Avrupa'yı da yanınıza çekmeye çalışıyorsunuz. Veyahut da Kıbrıs Türklerin de hakkını daha işin başında, olayın planlama aşamasından başlayarak ortaya, olaya dahil edersiniz Kıbrıslı Türkleri de. Ve bu en uygun, en ucuz, en kestirme güzergahtan da geçişin planlarını yaparsınız. Yani Türkiye'yi de denklemin içine alırsınız. Bu da akıl yolu, barış yolu, istikrar ve huzur yolu.